Herkese merhaba. Bu videoda üzerimdeki bu bluzu nasıl diktiğimi anlatacağım. Geçen sene aynı modeli beyaz müslin kumaştan dikmiştim. Geçen gün şöyle fotoğrafta gördüğünüz gibi onu giyince çok soru geldi bununla ilgili. Ben de hemen bununla ilgili bir video hazırlamak istedim. Zaten yapılışı çok kolay. Kalıpsız, sadece üzerinize olan bir tişört yardımıyla kumaşı kesip yapabilirsiniz. Üstelik bu videoyla kendiniz nasıl pervas hazırlayabilirsiniz onu da göstereceğim. Böylece birçok projede pervazlı olarak yaka temizlemeyi gayet rahat yapabileceksiniz. Şu yırtmacı arkaya koyup bir düğmeyle de kapatabilirsiniz. Böylece ense yırtmacı yapmış olursunuz. Yani şu yırtmacı da birçok farklı şekilde kullanabilirsiniz. O yüzden bu videonun da dikiş teknikleri açısından faydalı olacağına inanıyorum. Şimdi hemen videoya geçelim. Ön ve arka parçayı beraber biçeceğim için kumaşı önce ikiye sonra da dörde katlıyorum. Ve tişörtü ortadan ikiye katlayıp kat yerine gelecek şekilde hizalayıp kumaşa yayıyorum. Arka yaka uyuğunu kesip omuz dikişini kumaşın bitimine kadar devam ettiriyorum. Boyunun kısa olmasını istediğim için yakadan itibaren 50 cm uzunluğunda tişörtü katlayıp boy hizasını belirliyorum. Ve buradan bluzun boyunu kesiyorum. Sonrasında tişörtün genişliği kadar kesip kol ağzını biraz aşağı indiriyorum. Burada kol ağzı ölçüm 24 cm oldu. Yakadan itibaren de kol bitimi ölçüsünü 30 cm olarak alıyorum. Ön ve arka parçayı beraber biçmiştim. Bir katını kaldırıp ön parçaya ulaşıyorum ve ön parçanın yakasını biraz daha uyuyorum. Arka pervaz için katladığım kumaşa arka parçaya koyuyorum ve yaka uyunu önce kesiyorum. Omuz inişinde kestikten sonra kalınlığı 6 cm olacak şekilde pervazı bitiriyorum. Ön pervaz için de yine kumaşı ikiye katlayıp ön parçayı üzerine oturtuyorum. Önce yine yaka oyunu kesiyorum. Sonrasında omuz inişini aktarıp yakada yine kalınlığı 6 cm olarak başlatıyorum. Yakadan aşağıya toplamda 20 cm inip oradaki kalınlığı 4 cm olarak alıyorum. Böyle bir şekil çiziyorum. Sonra etrafından da kesiyorum. Ve pervazlarımı bu şekilde kestim, hazırladım. Gövde parçalarında ön ve arka parçayı üst üste koyup omuzlardan birleştiriyorum. Tela ütülediğim pervaz parçalarını da omuz kısımlarından birleştiriyorum. Pervaz ve gövde parçalarını yakadan birbirine birleştirip ön ortada bir yırtmaç yapacak şekilde bir dikiş çekiyorum. Sonra buradan bir kesik atacağım. Pervaz ve gövde birleştirme dikişini çektikten sonra ön ortadan yırtmaç için yaptığım dikişe kadar bir kesik atıyorum. Sonrasında pervazı gövdenin içine doğru katlayıp böylece bütün yaka kısmını temizlemiş oluyorum. Kol ağzından etek ucuna kadar olan yan dikişleri kapatıyorum. Son olarak etek ucuna, kol ağzına ve yaka kenarına birer dikiş çekiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolar için beni takip etmeyi unutmayın.